50 yıldır görüşülen bu federasyon modelinde bir anlaşmaya varılmadığını bütün dünyada bilmektedir. Bir yenilik, bir yeni vizyon bizim tarafımızdan masaya getirmiştir. Bizim ortaya koyduğumuz yeni siyaset, yeni vizyon tamamıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğini de almıştır. Kıbrıs'ta artık egemen eşitliğe dayalı yan yana yaşayan iki devletin işbirliğiyle bir anlaşmanın olabileceğini, egemenliğimizin kabul edilmesi ve eşit statüsünün sağlanmasıyla Kıbrıs'ta ancak bu zeminde bir anlaşmanın sağlanabileceğini kendisiyle tekrar paylaştık. Bizim federasyon temelde bir görüşme sürecinde olamayacağımızı, olmamamız gerektiğini kendisine ifade etmiş bulunmaktayım. Kıbrıs'ta iki halk arasındaki eşitliğin korunması bakımından bu toplantının gerçekleşmiş olması da bizim için önemliydi. Biz Kıbrıs Türkler olarak hiçbir zaman bu kadar fedakarlıktan sonra, bu kadar özveriden sonra ve bu milli bir mesele olan Kıbrıs davasında bizi tehlikeye götürecek, bizim sonumuzu gerçekten büyük bir maceraya sürükleyecek bir anlaşmaya asla evet demeyiz. Kıbrıs'ta gerçekleştirilecek olan bir anlaşmanın ve çözümün sürdürülebilmesi için, adil kalıcı ve devamı için, herhangi bir tekrar çatışmanın yaşamaması için Kıbrıs'ın gerçeklerine göre bizden bir takım adımları beklesinler.